Evet, bugün tertemiz bir ortamdayız. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Sizin sorularınızı cevaplamak için. Nereye didiklediler ben de onu merak ediyorum. Eminim en zor yerden sormuşlardır teker teker. Bizi bugün terletecekler, ben çok eminim. Temizlik takıntınız ne zaman ve nasıl başladı? Ben söyleyeyim, benimki hazırda zaten. Sürekli soruyorlardı, sürekli söylüyorum. Lise 1'den sonra başladı. Çocukken açıkçası gayet pistim zaten. Lise 1'den sonra kendime eve verdim. Arkadaş ortamımdan böyle uzaklaşıp ayrıldım. Sürekli alışverişte üstüme kıyafet değil eve mobilya bakmaya başladım. İpin ucunu bir kaptırdım. Otur budur gidiyor bu şekilde. Ve boyut yavaş yavaş ilerliyor. Önceden sadece ev eşyasıydı, ev temizliğiydi. Sonra dip köşe girmeye başladım. Gittiğim evlerde temizlik yapmaya başladım derken olan oldu bana. Bu şekilde devam ediyor. Benim de eskiden çok düzeni hep seviyordum ama böyle takıntı boyutunda değildi bende. Üniversiteye başladığımda ipin ucu biraz kaçtı. Ben önce yurtta kaldım. Yurttayken zaten dayanamadığım için eve çıkma kararı aldım. Eve çıktığımda da benim arkadaşlarım bana şey diyordu, annemi gibi ya, bir yemeğe gelelim ne olur falan diye. Ben kendimi bildim bir böyleyim. Bu temizlik aslında tamamen ailemden kaynaklanan bir temizlik. Yani biz böyle aşılandık. Benim 4 yaşında bulaşık yıkamış halim var. Temizlik dışında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Bu durumla barışık mısınız yoksa keşke bu kadar takıntılı olmasaydım dediğiniz oluyor mu? Genellikle temizlik, bebek, yemek... Klasik Türk ev hanımı. İyi hadi senin çoluğun çocuğun var. Benim derdimin adı ne? Arkadaşım bir sürü var, sürekli arıyorlar. Hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim. Ki artık onlar da pes ettiler. Çünkü beni ne zaman arasalar hadi dışarı çıkalım. Dur bugün cam sileceğim, hiçbir yere gelemem. Bu kanka bugün ben dip köşe temizlik yapacağım, bir yere gelelim. Annem bana diyor ki oğlum git biraz gez, bak hava al, gençliğin bir daha ele geçmez ama içimden gelmiyor. Çünkü ben evden çıktığım zaman evin kirleneceğini düşünüyorum. Bir şey sürekli bana şey diyorlar işte sen hastasın, psikolojik tedaviye ihtiyacın var gibisinden bazı yorumlar falan okuyorum. Eğer hastalıksa ben memnunum bu hastalığından. Allah başka dert, elem, keder vermesin diye düşünüyorum. Ki annem bunun tersi düşünüyor tabii ki. Birkaç kere gitti benden habersiz psikologdan randevu aldı. Dedim ne diyeceksin adama, benim oğlum temizlik yapıyor. Hele derdine bak. Benimki biraz her şeyin içinde biraz olmak. Arkadaşlarım ben de erteliyorum. Şey diyorlar, daha dün dolap sildin. Niye bugün de yani? Gelelim bari evde oturalım, ben de şey yapıyorum, mutfakta oturursak olur falan gibi. Sosyal medyada titizliğiniz nedeniyle Başak Burcu olduğunuz iddia ediliyor. Doğru mu? Ben Başak Burcu değilim, Terazi Burcu'yum arkadaşlar. Beni evet çoğu yerde Başak Burcu itemi diye böyle bir paylaşmışlar ama ben Balık Burcu'yum, duygusallığın dibiyim. Yer silerken de ağlayabiliyorum yani, öyle bir başaklıkla hiçbir alakam yok. Ben de Yengeç Burcu'yum aslında ama Yükselen Burcu'm ve Ay Burcu'm Başak, o da beni bayağı etkiliyor. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hijyen konusunda nasıl önlemler alıyorsunuz? Metrobüs özellikle çok kullanıyorum. En çok tepki verdiğiniz çamaşır suyuyla yıkanıyorum kısmını özellikle bu metrobüsten sonra kesinlikle uyguluyorum. Sanki o 70 milyonla ben sarılmışım gibi hissediyorum. Yani suyun içine biraz çamaşır suyu. Yok şimdi mesela duş alıyorum ya, peşini life böyle gezdiriyorum, onu böyle köpürtüyorum işte bacaklarıma, kollarıma. Ben de toplu taşınmaya biniyorum. Çok inanılmaz rahatsız oluyorum. İlk bölümde koltuğa oturmadığım için insanlar bana tepki vermişti. Ben pis bulduğum yerde hiçbir şekilde oturmam, tutmam. Zaten genellikle de dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Ben de toplu taşıma kullanıyorum ama biraz koku hassasiyetim var. Sürekli şey diyorlar, aa siz temizlik hastasınız, oraya nasıl dokundunuz? Aa siz temizlik hastasınız. Biz de temizlik hastası insan değil miyiz yani? Robot. Oraya dokunma, taşa yaslanma, onu yapma, bunu yapma. Kendimi streç filme mi sarayım sokakta gezerken? Geçen Saadet ablanın evinde çay içmedik mesela. Adet değil mi? Sus artık, sus sus sus. Birkaç kişi yani, birkaç kişi bayağı kızmış, demiş ki işte aa ayıp değil mi, sonuçta misafirsiniz falan. İnsanlar bizimle ilgili şunu anlamadı bence. Bizde mikrop takıntısı yok ama temizlik takıntısı. Katlanamıyoruz en yani. En çok benim klozete elime sokmama sinir evet. Olmuş bazıları. Yani benim için o klozetin temizlenmesi önemli. O anki kirliliğidir ki zaten eldivenim var üstümde, tulumum da var. Aynen. Tuvalet fırçası yalanla öyle uzakta temizlik olmaz. Hiçbiriniz evde klozet elinizi sokmuyor musun? Ben sokmuyorum. Allah'a ısrar. Hafızanızdan silmek istediğiniz en kirli anı nedir? 4. bölümü izleyeyim. Ne diyeyim? Ben o bulgur pilavındayım hala. O mutfak. En sevdiğim yemek bulgur pilavı. Tiksindi. Ay. Ya sus Allah'ın seversen ben gene o güne gittim. Zaten başka pişmanlığınız var mı? Benim başka pişmanlığım yok yani. Aa, ya daha fazla pisliği yani. Ben önümde bir ara tekrar. En çok nereyi temizlemek isterdiniz? Temizlik arzularıyla birlikte barınak temizlemek istiyorum. Kadın bana şey yapmasın, yürümesin. İkinci boş katta resmen bir çöp ev var. Aa, zaten taşlamaya yer arıyorlar. Senin saçını başına. Ay yok yok. Söylemiyorum. Bizim aşağıda bir tane halı saha var. Böyle çim halı ya. Vallahi. Küçük istediğim şey hortumu takayım mesela. Böyle matiyi de dökeyim üstüne. Fırçala babam, fırçala halı sahanına.
çok kirli ve dağınık bir eve gittiniz. Yanınıza alacağınız olmazsa olmaz 3 şey nedir? Çamaşır suyu Allah'ın emri zaten, o değil mi? Bir kova, su zaten evde vardır herhalde. Bir de o pis evlerde mutlaka yağ oluyor. Yağ, sökücü, bir de kireç çözücü. Sen sirkene, karbonat, limon. Asla temizleyemem dediğiniz bir şey ya da bir yer var mı? Hırsızlığına kadar klozete elimi soktum, daha nerede kaç? Hiç giremeyeceğim dediğim ortamlara, hiç dokunamayacağım dediğim şeylere dokunuyorum şu anda. Zaten tabularımı yıkmak için buradayım. Onun için kaçmam herhalde. Yani yüz yüze gelmek istiyorum. Yani aslında kusmuk falan temizleyemem yani asla. Ama kakayı elledin güzelce. 1 milyon TL karşılığında. Evet, keşke benim olsa. Temizlik Avcıları programındaki evler gibi bir evde bir hafta kalır mısınız? Temizlemek yasak. Kalırım. Yalan deme, 1 milyon lira. Sonra gider hamama bir hafta kırklanırsın. Neyse, ben de arkadaşlara uyuyayım da şimdi halk beni taşlamasın, ben de kalırım. Son olarak olmazsa olmaz dediğiniz bir temizlik ipucunu takipçilerimizle paylaşır mısınız? Şu diş fırçam ülkenin gündemine oturdu seçimlerden sonra. Millet kaldı bununla derdi. Gördüğünüz gibi. Ocağa döküyorum temizliği için. Açıyorum bir de kısa müzik. Terapi bu size bak. Ameliyat aletlerini de getirmiş. Allah'a şükür var ki almışız. Aynen ya. Yanında evcil hayvanıyla her zaman hayatında olan bir insan olarak tüy toplayıcılarımdan asla vazgeçmem. Dur kız, ben de biberonları getireyim. Çocuğu getirdim. Ben hiçbir şey getirmedim çocukla gelince. Evet. Bunlarla da evde implant yapmıyorum tabii ki, gördüğünüz gibi. Bu cam pimapenin araları var ya, onları alıyorum. Bununla da o lastikler var ya, çıt 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 çıt. Bize de getirsene şunlardan. Psikolojik tedaviye ihtiyacım olduğunu düşünebilirsiniz. Bunları hep yanınızda mı taşıyorsunuz? Gittiğim yerlerde lazım olur diye taşıyorum bazen. Mesela misafirliğe falan gidiyoruz ya. Eğer yatıya kalacaksın zaten mecbur evde temizlik yapılacak. O Allah'ın emri, ondan kaçış yok. Hem de biraz havam oldu yani. Otomatik diş fırçası ya. İşte ocak temizliği sana. Hepinize çok çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Sile sile dolanın. Evet, bizi izlemeye devam edin.